Muhterem hocam, bir hoca efendi diyor web sitesinde, özellikle şu cümle aklıma takılı diyor. Fatih İstanbul'u fethederken Mehdi beklemiyordu. Bu vazifenin kendisine ait olduğuna inanıyor ve gerekeni yapıyordu. Evet. Fatih İstanbul'u fethederken Mehdi beklemiyordu. Bu vazifenin kendisine ait olduğuna inanıyor ve gerekeni yapıyordu. O hoca 60. Yani çok samimiyetsiz konuşmuş. Çünkü neden? Akşemseddin hocası Fatih'i İstanbul'u fethetmeye ikna etti. Fatih İstanbul'u fethetmekten kaçındı. Niye kaçındı? Dedi ki İstanbul'u Mehdi fethedecek dedi. Onun için benim böyle bir fetih faaliyetinde bulunmam doğru olmaz dedi. Vazgeçti. Akşemseddin dedi ki sen fethedeceksin, o manen fethedecek dedi. İnşallah. Sen maddeten fethedeceksin, o da manen fethedecek dedi. Onu deyince kabul etti. Ve tekbirlerle İstanbul düşürüldü. Ve Mehdi için fethedilmiştir İstanbul. İstanbul'u asla vermezdi Avrupalılar, asla. Yani dünyada vermeyecekleri tek şehir varsa İstanbul'dur. Allah kaderde mucize meydana getirdi. Çok büyük bir mucizedir İstanbul'un verilmesi. İstanbul'un fethi de bir mucizedir. Sırf Mehdi'nin zuhuru için. Mehdi burada çıkacağı için. Allah nasip etmiştir İstanbul'u. İnşallah. İnşallah. Akşemseddin de bunun farkındaydı. Hızır da biliyordu. Hızır İstanbul fethedildiğinde surlarda oturuyordu. Tebessüm ederek etrafı seyrediyordu askerler içeriye girerken. İnşallah. Onun için bu tip yeni yetme hocalar Büyük Ortadoğu Projesi'nin ruhsuz bazı hocaları, İslam'ın o şevkli, heyecanlı, sevgi dolu ruhunu yaşamayan, ruhu kararmış, kemik kafalı bazı hocalar böyle bir üslup kullanabiliyorlar bazıları. Buna benzer üsluplar. Bunların yüzü gülmez. Şefkat bilmezler. Güzelliklerden bahsetmezler. Bir çocuğun güzelliğinden bahsetmez. Bir çiçeğin güzelliğinden bahsetmez. Estetikten anlamaz. Sanattan anlamaz. Bilimden anlamaz. Genel kültürü yoktur. Garip, soğuk, kavruk, içine kapalı, biraz dışa dönük, biraz aşağılık kompleksi olan, yarı modern, yarı hanzo bir tavır içindeler. Bir garip, özenti bir tavırları var. Halbuki İstanbul'un fethinde Mehdi'ye bakış açısı ve Mehdiyet Fatih için son derece önemliydi. Ve Mehdi'nin İstanbul'da faaliyeti için özel olarak saraylar yapmıştır ecdat. Sırf Mehdi kullansın diye. Bütün sarayların yapılış amacı budur. Maşallah. Kendileri için yapmamışlardır. Mehdi'nin kullanması için yapmışlardır. Selahattin camileri Mehdi için hazırlanmıştır. Ayasofya camisi Mehdi için hazırlanmıştır. İstanbul'un dizayn edilmesini Allah Mehdi'ye hazırlıyor. Ve dünyanın en güzel şehri dünyaca kabul edildi. Ve değil mi? Şu an kabul edilse ne olur, edilmese ne olur ayrı mesele de zaten fiilen böyle bir durum var. Son zamanlarda yapılan dizayn ve düzenleme de yine Allah tarafından Mehdi'ye bir hazırlıktır. İstanbul daha dünya yaratılmadan vardı. Özel olarak hazırlanmıştır Mehdi için. Özel dizayn edilmiştir. Özel olarak güzel yaratılmıştır Allah tarafından. İnşallah. Millet Boğaz'a karşı rakı içsin, efendim şarap içsin, eğlensin diye değildir. Keyif sevk yapılsın diye Allah burayı fethettirmedi. Hı hı. Mehdi için fethedilmiştir. İnşallah. Ve bütün dinlerin Hristiyanlığında, Müslümanlığında başkentlerini yapmıştır.
ve birçok sırların olduğu bir yerdir. Ve birçok sahabe mezarı buradadır. Başta Ebu Eyyub el-Ensari olmak üzere. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Akşemseddin Hocam Risaletin Nuriye'de şöyle söylüyor. İstanbul'u önce Mehmet fethedecek. Sonra İstanbul Ehli Salib'in eline geçecek. Daha sonra da Hazreti Mehdi Aleyhisselam İstanbul'u tekrar fethedecek. Hay maşallah. Zaten Akşemseddin Çardır'da Fatih Sultan Mehmet soruyor. Niye fetih yapılamıyor diyor. Derin bir istihareye giriyor inşallah. Saatine kadar söylüyor. Maşallah. İnşallah fethedilecek inşallah diyor. Maşallah. İstihare sonucunda. Bir manevi derinlik aldıktan sonra diyeyim. Evet. İnşallah. İnşallah. Yani derin bir yekaze halindeyken ona bilgi geliyor. Vaktine kadar, en ince detayına kadar söylüyor. Ve dediği saatte alınmıştır İstanbul. Maşallah. Tekbirlerle inşallah. İnşallah. Kaderde bu böyledir inşallah. Ayasofya ile de ilgili bir şey söylüyor hocam. Evet söyle. Akşeyh'in nurlu müjdesi ve ikinci fetih kaynağında işte hadislerle sabit olan ve Akşeyh'in de müjdelediği ikinci fethin kumandanı Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve yine hadisin ifadesiyle hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen kahraman askerlerden müteşekkil nurani ordusu evvel emirde kalplerdeki Ayasofya'nın kapılarını açacak ve fethin sembolünün ibadete açılması ile ikinci fetih gerçekleşecek. Maşallah.